Sayın Genel Başkan da herhalde bir süreç başlatmış bildiğim kadarıyla. Sizin engellenmenizle ilgili. Orada işte hani talimatı verenler kimler acaba? Şöyle bir tartışma da oldu. Bazı arkadaşlar Özgür Özel'i gençlik kolları sloganlarıyla kesiyordu dedi. Bütün salon biliyor ki, bütün kayıtlar ortak ki o kürsünün yanına kadar gelmiş. Ayakta ve bütün gücüyle benim sesimi bastırmak için bağıranların hiçbirisi gençlik kolları üyesi değildi. Kimler olduğunu genel merkezimiz bir araştırma başlatmış. Ben de okudum. Kimler olduğu ortaya çıkacak. O kişilerin arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkabilir. Ama ben bunu asla ve asla gerek İzmir'deki gerek genel merkezimizdeki iyi niyetli siyaset arkadaşlarımıza mal etmek istemem. Ama kim yaptıysa onu genel merkezimiz çıkarırsa hep birlikte öğreniriz. Sayın Özel, şimdi dün Karaman'da sizin MYK üyeleri daha görünür olmalı ifadeniz. Sayın Öztürk tarafından yanlış mı anlaşıldı? İtiraz geldi. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne oldu? Sayın Öztürk tarafından yanlış anlaşıldı. Sonra Sayın Öztürk tarafından doğru da anlaşıldı. Ben kendisine cümlenin başında sakın bunu bu geçiş döneminde atanan genç MYK üyelerimiz için söylediğimi düşünmeyin diye cümleye başlamıştım. Sayın Öztürk kürsüyü yönetme, daha doğrusu kongreyi yönetme yoğunluğu içinde bu ilk cümleyi atlamış olacak. Dedi ki ya bizim MYK üyelerimiz, mevcut MYK üyelerimiz bu eleştiriyi hak etmiyor. Ben kendisine bu sabah saatlerinde hem metni hem videoyu yolladım. Ve Sayın Öztürk oradaki yanlış anlaşılmasının farkına vardı. Tahmin ediyorum bugün sorulursa düzeltir. Çok özür dilerim. Bir yandan da genel merkezde merkez yönetim kurulu toplantısı var. Bu görüşme için mi katılmadınız? Bundan sonraki süreçte de eski genel başkanlar Altan Öymen ve Hikmet Çetin'i de ziyaret edecek misiniz? Tabii. Sayın Hikmet Çetin bir Amerika ziyareti vardı. Kendisiyle bir İzmir seyahatimizi birlikte gerçekleştirmiştik. Randevunun günü için konuşmuştuk. Ancak bizim açıklamamız cuma gününe kalınca o ziyareti bu hafta içinde yapamayacağız. Kendisi döndükten sonra yapacağız. Sayın Altan Öymen'i de İstanbul'da ziyaret etmeyi düşünüyorum. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına vekaletimi yürüten grup başkan vekili arkadaşlarımız katılıyorlar. Katılmaya devam edecekler. Çok özel bir gereklilik ortaya çıkmadıkça ben bundan sonraki süreçte Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında grubumuz grup başkan vekillerimiz tarafından temsil edilecek. Efendim bir de gündemde bir kuvvet tartışması var. İşte bu Trabzon'da bir vatandaşın işte kuvvetli birisine, turiste daha doğrusu yumruk atması. Burada tutuklandığını valilik açıkladı, geçmiş olsun dilekleriyle. Aynı zamanda bir kuvvetli yazarın işte Atatürk düşmanlığı, Atatürk'e yönelik sözleri, 400 bin doları verin, hemen yatırım yapın, alın vatandaşlığı, yıkın gibi bazı ifadeleri var. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Türkiye'de hiçbir turiste, hiçbir konuğa, hiçbir sığınmacıya kötü muamele ve şiddetin mazur görülebilecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması, gerekli özrün dilenmesinin hiçbir mahsuru yoktur. O konuda bir polemik alanı görmüyorum. Ancak daha sonra kuvvetli yazarın yaptığı açıklamaların yenilir, yutulur, kabul edilir tarafı yoktur. Kesin bir dille dün erken saatlerde ilk tepkiyi verenlerden biri olarak reddetmiştim. Bu yaklaşımı da telin ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı bu toprakların üzerinde ve kurduğu bu cumhuriyette ona dil uzatacak kimseye tahammülümüz olmaz. İktidardan bir ses. Bu tip konularda iktidar partisi hızlı refleks verip hatta neredeyse dönüp de ki biz o durumlarda böyle iktidar partisinin ve diğer partilerin refleks vermesini memnuniyetle ve beklentiyle karşılarız ve onlara o olanağı tanırız. Ama baktık ki meselede bu sefer doların yeşiri olduğunda, körfezin sermayesi olduğunda, Türkiye'deki bir takım siyasetlerini idameye yönelik çıkar ilişkileri söz konusu olduğunda birileri dut yemiş bülbül kesiliyorlar. Buradaki çelişkiyi de bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyorum. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.